Evet sevgili arkadaşlar, üniversite tanıtımlarımda ikinci videom Yakın Doğu Üniversitesi oldu. Lefkoşa başkenti olan bu üniversitemizi biraz sonra gezip içinde neler olduğunu, hangi fakülteler ve kampüste ne gibi etkinlikler olduğunu hep birlikte gezip göreceğiz. İyi seyirler diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Evet arkadaşlar, spor kulesi bu şekilde. Öğrenci arkadaşlarımız öğrenci kartlarıyla üye olup buradan sporlarını yapabiliyorlar. Kulesler şekilde. Burada spor salonları. Yakın Doğu Üniversitesi'nde kampüs içerisinde gezimiz bu şekilde. Hemen orada bir pizzacı var. Burada oturup yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Evet sevgili öğrenciler, bu şekilde gördüğünüz gibi bisikletlerinizi belli bir ücret karşılığında buradan kiralayıp üniversite içerisinde veya Lefkoşa'ya kadar sürebilir. İstediğiniz yerde de bu şekilde olan duraklara, istasyonlara bisikletlerinizi bırakıp yolunuza devam edebilirsiniz. Bu şekilde. Bu da sizin için bir kolaylık olduğunu düşünüyorum. Hemen karşıda Junior Kolej çocuklar için. Ortaokul, lise. Evet arkadaşlar, Işıl ve Rotası YouTube kanalımı izliyorsanız abone olmayı lütfen unutmayınız ve videoları beğeniyorsanız like atmayı unutmayınız, bana destek olmuş olursunuz. Evet arkadaşlar, üniversite içerisinde Türkiye İş Bankası, Yakın Doğu Üniversitesi'nin kendi bankası olan Yaris Bankası da var. Bu şekilde. Burada bir copy center gördüm. Bu şekilde gezelim bakalım kampüsü. Girişte de fark ettim. Üniversitede oldukça fazla heykeller var. Sanırım öğrenci nüfusunun %5'i de heykeller. Güzel olmuş ama. Yakın Doğu Üniversitesi'nde öğrenim görmeye gelecek olan, eğitim görmeye gelecek olan arkadaşlara şimdiden söyleyeyim. Kuzey Kıbrıs havasıyla oldukça sıcak bir yer. Ona göre kıyafetlerinizi ince getirmeye çalışın. Gerçekten bugün de çok sıcak ve zor şartlar altında size video çekip üniversite kampüsü daha doğrusu göstermeye çalışıyorum. Çok sıcak hava bugün. Yakın Doğu'da okuyan öğrencilerimiz genelde alışverişlerini hemen arka tarafta bir askeri kantin var. Oradan yapıyorlar. Fiyatlar uygun olduğu için. Biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs market fiyatları biraz Türkiye'ye göre daha yüksek. Eriki market var ama buraya biraz uzak. O yüzden askeri kantinleri tercih edebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Hemen şuradan bir karşıya geçelim. Evet. Böyle.
Yakın Doğu Üniversitesi Kuzey Kıbrıs'ta tercih edilen ilk üniversiteler arasındadır arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim, bilginiz olsun. Üniversite içerisinde yurdu da var. Fakat öğrenciler genelde kendi çevrelerini yapıp eve çıkmayı tercih ediyorlar. Daha önce ev kiraları sterlin bazındaydı ama şimdi Türk lirası da var. Türk lirasına da ev kiralayabilmeniz mümkün arkadaşlar. Bu şekilde. İki öğrenciyle bir 2+1 bir daire tutsanız ve kirayı ikiye bölerek ekonomik bir harcama yapmış olabilirsiniz. Lefkoşa'da evler daha ekonomik girmeye göre. Bu da sizin için üniversitenin Lefkoşa'da olmasından dolayı avantaj sayılabilir. Evet arkadaşlar, biz bu taraftan geldik bu şekilde. Şimdi şöyle çevreyi de size göstereyim. Yeni girecek olan arkadaşlarımız, girecekleri olan üniversiteyi çok merak ediyorlar. Ben de bu yola çıktım ve ilk önce diğer üniversite Green Amerikalı, bugün de Yakın Doğu Üniversitesi'ni size kampüsünü göstermeye çalışacağım. Üniversite açık olduğu zaman buralar full arkadaşlar. Burada bir şeyler atıştırıp, yemek yiyip, eğitimlerini, öğrenimlerini arkadaşlar devam ediyorlar. Burada bir chicken house gördüm arkadaşlar. Buradaki tavukların, üniversitenin kendi yetiştirdiği çiftliği var. Oradan olduğunu duydum. Yani organik sanırım. Bu da sizin için iyi olacağını düşünüyorum. Burada bu şekilde kebapçı, gözlemeci falan, bir china house görüyorum orada. Restoranlar var. Bakın, daha önce size göstermiş olduğum o bisikletler burada da var. Hemen şurada. Yani oradan kiralayıp buraya gelip yürümeyi sevmeyenler gelip buradan yemeklerini yiyip geri aynı şekilde devam edebilirler. Bu şekilde bir dinlenme ve yemeklerinizi yiyebileceğiniz yer arkadaşlar. Böyle. Bu şekilde buraya gidiyor. Her yer yemyeşil gördüğünüz gibi. Şu anda üniversitede öğrenciler, tabii Türkiye'de ya da başka ülkelerde olduğu için rahat çekim yapabiliyorum. Yoksa buralar cıvıl cıvıl. Öğrenci kaynağı arkadaşlar. Evet sevgili öğrenciler. Burası eğitiminizde size çok kolaylık sağlayacak olan üniversitenin kütüphanesi. Kütüphanede hem derslik olarak, yani bir amfisi var, böyle derslerinizi, eğitimlerinizi ve araştırmalarınızı yapabileceğiniz, hem de kitaplarınızı bulabileceğiniz geniş çaplı bir kütüphanesi olduğunu duydum. Ben de çok merak ediyorum. Girip hep birlikte bir gezelim bakalım. Evet arkadaşlar, içeriye giriyorum şimdi. Kütüphane hemen sağ tarafta. Bu şekilde. Oo, oldukça güzel bakın içerisinde. Burada eğitim salonları. Biraz sonra girip size göstereceğim. Böyle içeceğiniz, alabileceğiniz bir dolapta var arkadaşlar. Kitaplarınızı alıp burada fotokopi çektirebileceğiniz bir yer de var arkadaşlar. Evet.
biraz sessiz olmak gerekiyor. Böyle kütüphanenin içi. Burada gezerken arkadaşlar sessiz olacağız. Ne kadar konforlu görüyorsunuz değil mi arkadaşlar kütüphanesi? Burada istediğiniz kitapları yazıp bırakabileceğiniz yer de var. Bu şekilde. Gerçekten çok modern ve donanımlı bir kütüphane. Yeni gelecek olan arkadaşlarımız ve eğitim gören arkadaşlarımız eminim buradan çok güzel faydalanacaklarını düşünüyorum. Her alanda, her kitaplar belli bölümlerde arkadaşlar. Yardım alabileceğiniz görevliler de var. Fakat siz zaten bilgisayardan hangi kitapların nerede olduğunu bu şekilde yerlerden bulabiliyorsunuz. Sağlı sollu kütüphanesi arkadaşlar. Oldukça öğrencilere fazla imkan sağlıyor. Böyle masalarda birimler var. Kimse kimseyi okurken ya da ders çalışırken rahatsız etmesin. Böyle ışıkları da var. Çok güzel. Gerçekten öğrenciler, burada okuyacak olan öğrenciler, yakın doğuyu tercih eden öğrenciler gerçekten çok şanslılar. Modern bir üniversitede modern bir kütüphaneye sahip olmak her öğrencinin gerçekten şansı değil. Burada okuyacak olan öğrenciler bu konuda gerçekten çok şanslı. Bu şekilde hemen şimdi buradan çıkıyoruz ve karşı tarafta amfiteyatro var. Ders çalışma salonları var. Oraya geçeceğim. Yoruldum, kusura bakmayın. Nefes nefese kaldım. Biraz yürüyünce. Evet. Böyle eğitim salonlarına doğru gidiyorum arkadaşlar. Mimar Sinan'ım. Bu şekilde biraz da size Farabi kısa bilgi vermiş olayım. Ergavi Uluğu Bey sevgili Atatürk'ümüz El Bureni İbni Haldun bu şekilde. Evet arkadaşlar, eğitim salonlarına doğru geçiyorum. Eğitim dönemi başladığında cumartesi günleri de burası açık. Devam edebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Yapmak istediğiniz eğitimleri her yerde masa ve sandalyeler var gördüğünüz gibi. Burada grup olarak ya da tek başınıza derslerinize çalışıp projelerinizi hazırlayabilirsiniz. ...2018 Dünya Şampiyonu olmuş Yakında Üniversitesi. Yani adeta küçük bir müzeyi geziyormuş gibi hissettim şu anda. Gerçekten ilime, bilime çok önem veren bir üniversite. Dediğim gibi buraya gelecek olan arkadaşlar, yeni gelen olan ve eğitim gören arkadaşlar oldukça şanslı diye düşünüyorum.
Kuzey Kıbrıs'ta en çok tercih edilen üniversite olmasının ne demek olduğunu gezdiğimde daha çok iyi anladım. Biraz sessiz konuşuyorum kimseyi rahatsız etmemek için. Eminim beni duyuyorsunuzdur. Burası da bu şekilde arkadaşlar. Tabii şimdi her yerde açık değil. Evet arkadaşlar, çıkışı da bu şekilde, buradan böyle çıkıyorum. Hemen orası kütüphane, bu tarafta eğitim salonlarıydı arkadaşlar. Öğrenciler için bu kütüphanenin oldukça yeterli olduğunu düşünüyorum ve ders çalışırken de sessizce bir ortamda keyifli dersleriniz yapabileceğine inandığım bir yer oldu. Gözümle gördüm ve gerçekten sizleri çok şanslı buluyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim ve bu videoyu izleyen bütün arkadaşlarıma buradan sesleniyorum. YouTube kanalım Işıl ve Rotası'na lütfen abone olup beni desteklemeyi unutmasınlar sevgili öğrenciler. Hep birlikte Kuzey Kıbrıs'ı gezmeye ve tanımaya devam edeceğiz. Hoşça kalın. Evet sevgili arkadaşlar, Yakında Üniversitesi Hastanesi'nin içerisine doğru giriyoruz. Yakında Üniversitesi Hastanesi Kıbrıs'ın gerçekten en iyi hastanelerinin içerisinde. Zaten bundan daha iyisi yok. Üniversite Hastanesi. Size daha sonra Yakında Üniversitesi'nin araba fabrikası da var. Elektrikli arabalar üretiyorlar kendileri arkadaşlar. Çok güzel, çok da güzel modelleri var. Dereboy Caddesi'nde de showroomları var. Buraya da gidip size çekip göstermeye çalışacağım. Üniversite içerisinde şampiyonluklarını bu şekilde göstermiş üniversite. Hemen bu tarafa gittiğimizde gidelim, hem göstereyim. Aşağıda bir kafeteryası var. Hastanenin hem arka taraftan hem ön taraftan girişi var. Bu bölüm poliklinikler. Bu şekilde. Böyle gidiyorsunuz. Burada böyle poliklinikler arkadaşlar. İnsanlar kayıt ettirmeye çalışıyorlar kendilerini sanırım. Bazıları bekliyorlar. Buradan hemen kafeterya ve markete gidilebiliyor. Üniversite öğrencileri de bu kafeterya ve marketten yararlanıyor. Fiyatları dışarıya göre idare eder, iyi. Bu şekilde. Hastanede olduğumuz için hemen söyleyeyim arkadaşlar. Şu anda hasta olarak yatan bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Herkese geçmiş olsun diliyorum. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Burası da hastanenin kafeteryası. Bu şekilde. Buradan böyle oturup buralarda bir şeyler atıştırıp her şey taze ve fresh. Hasta yakınları ve öğrenciler burada dinlenip bir şeyler atıştırıp yiyebiliyorlar. Bu şekilde. Hemen şurada bir yer gördüm, size göstermek istiyorum. Yakında Üniversitesi'nin içi çok büyük hastanesinin. Yani burayı gezmek de bayağı yorucu. Arkadaşlar, hadi şanslısınız size. Böyle küçük bir müze niteliğinde hastane içerisinde böyle eserleri izleteyim size. Ne kadar güzel değil mi arkadaşlar resimler? Ben böyle renklerin olduğu resimleri yapan ressamların iç dünyalarını çok merak ediyorum. Eminim bu resim mesela bana göre çok böyle büyük coşkuyla yapmış sanatçı. Daha böyle donuk renkleri kullanan sanatçıların ise içerisinde hüzün barındırdığına inanıyorum. Bu tabii benim kendi düşüncem.
kendi yorumum. Yorumcu falan yani resimden anlayan biri değilim ama kendim baktığımda bunları hissediyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Ne demiş Mevlana? Ne olursa olsun geri dön. Evet arkadaşlar. Doktor Suat İrfan Günsel Hastanenin Yakında Üniversitesi'nin sahibi. Ne kadar güzel yapmış. Kim yaptıysa eline sağlık gerçekten. Muhteşem. Üniversite dediğim gibi sanata inanılmaz derecede önem veriyor. Yakın Doğu Üniversitesi'nin aynı zamanda Girne kapısına sizi götürmüştüm daha önce. Girne kapısının hemen girişinde sağ tarafta bir müzesi de var. Şiddetle tavsiye ediyorum. Ben gittim, gezdim. Gerçekten çok güzel. Hemen oraya gidip o sanat müzesini gezebilirsiniz. Sayın Atatürk'ümüz. Gezebilirsiniz arkadaşlar. Sözüm yarıda kaldı. Kıbrıs Sanat Müzesi. Burada var bu şekilde böyle. Zaten anlatmışlar. Burada da bu şekilde. Aa, burada ne varmış böyle? Hemen bakalım. Bisiklette gezen. Üniversite içerisinde arkadaşlar müzeler de var. Araba Müzesi. Sanat Müzesi. Size böyle bilgi olsun diye bunları böyle çekiyorum. Hangi katta nelerin olduğunu gelmeden görün. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş ben bir çıkayım buradan. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yakın Doğu Hastanesi'ni size, yani tabi az bir bölümünü, pandemi falan da var biliyorsunuz, sizin için çekmeye çalıştım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir sevgili arkadaşlar. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videolarıma like yapmayı unutmayın. Bu şekilde büyüyeceğim ve bana çok destek olmuş olacaksınız. Kuzey Kıbrıs'ta yaşadığım için size Kuzey Kıbrıs'ta ilgili her yeri çekip göstermeye çabalayacağım. Tabi gittiğim diğer ülkeler, Eylül ayında Amsterdam, Ekim ayında Balkanları gezeceğiz hep birlikte. Bana desteğinizi esirgemeyen arkadaşlar, sevgiyle kalın, hoşça kalın. Şimdi diğer kampüs ve başka bölümleri gezmeye gidiyoruz. Hoşça kalın. Hukuk Fakültesi o şekildeydi. Ve bağlantı olan köprüden de geçip ulaşım yapabilirsiniz. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne. Ben bu şekilde yürüyebilirsiniz de. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Bu şekilde arkadaşlar. Bütün fakülteler birbirine çok yakın dediğim gibi. Üniversite yerleşkesi gerçekten geniş bir alana yayıldı. Yakın Doğu Üniversitesi her yıl kendini daha çok büyüterek, yeni bölümler, ek binalar yaparak kendini geliştiren bir üniversite arkadaşlar Kuzey Kıbrıs'ta. Bunu görüyorum. Fen Edebiyat Fakültesi hemen karşıda. Dediğim gibi hepsi birbirine yakın. Diğer iki fakülteye de gidelim bakalım. Burası Fen Edebiyat. Pizza pizzacısı. Bu şekilde. İktisadi İdari Bilimler. Karşıda Hukuk Fakültesi. İlahiyat. Hemen bu karşıdaki ilahiyatmış arkadaşlar.
İnşaat ve Çevre Mühendisliği, Turizm Fakültesi, İlahiyat. Bu şekilde arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, hastaneden çıktık ve hastanenin sağ tarafında Tıp Fakültesi var. Hemen sol tarafında ve bu tarafta Sağlık Bilimleri Fakültesi var. Bu şekilde arkadaşlar. Geniş bir otoparkı var gördüğünüz gibi. Yakın Doğu Bank, Niyaris Bank. Yakın Doğu'nun kendi bankası. Bu şekilde hastane. Gerçekten çok temiz, çok büyük. Ve iyi bir hastane arkadaşlar. Allah burada şimdiden sesleniyorum. Işıl ve rotası olarak burada yatan bütün hastalara acil şifalar diliyorum. Ve yakınlarına geçmiş olsun diliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hastaneden çıktık ve ana yola doğru yürüyoruz. Bu şekilde. Hastanenin her iki tarafından da çıkışı var. Arkadaşlar. Bu şekilde. Karşıda bir gölet görüyorum. Size orayı da göstermeyi istiyorum. Hemen şuradan geçmeye çalışayım. Evet. Karşıda Bilişim Teknoloji Merkezi var. Ne kadar güzel değil mi arkadaşlar? Kuşları görüyorsunuzdur. Karşısındaki gölet bu da arkadaşlar. Evet arkadaşlar, üniversite içerisinde olan yurtlar bu şekilde. İlk ben bu yurtları gördüğümde aklıma hep İngiltere'deki kırmızı taş tuğlalı evler gelmişti. Aynısı burada. Bunlar hep yurt arkadaşlar, kalabileceğiniz yurtlar. Evet sevgili arkadaşlar, arkamda görmüş olduğunuz bina Yakın Doğu Üniversitesi'nin ilk binası. Burası arkadaşlar. Ben gittiğim yerde o ülkenin, o yerin ya da o bölgenin geçmişine ve tarihine çok önem veririm. Ben de merak ettim, bu üniversite nereden başladı? İlk binası neresiydi? Ve araştırmalarıma göre bu bina olduğunu öğrendim. Yakın Doğu Üniversitesi'nin ilk binası olan bu bina ve ne kadar küçükmüş gördünüz mü? Şu an dev bir yere yayılmış ve kendini oldukça fazla kısa bir dönemde geliştirmiş olan bir üniversite içerisindeyiz. Şu anda bu bina rektörlük binasıydı ama rektörlük binası başka bir bölüme taşınıyor. Burayı da Yakın Doğu Üniversitesi Modern Sanat Müzesi olarak sizlerin kullanımına açıyor, açacaktır. Hazırlıkları yapılıyor. Gördüğünüz gibi binanın çevresinde heykeller gene boy göstermiş. Devasa güzellikleriyle. Size bundan da kısa bir bilgi vermek istedim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalım Işıl ve Rotası'nı takip etmeyi, eğer videolarımı beğeniyorsanız abone olmayı lütfen unutmayınız. Sizleri sevgiyle kucaklıyorum. Kuzey Kıbrıs'tan herkese selamlar. Umarım Yakın Doğu Üniversitemizi de beğenmişsinizdir. Sorularınız varsa YouTube'da yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Evet sevgili arkadaşlar, Yakın Doğu Üniversite içerisinde bu şekilde bir de kapalı yüzme havuzu var. Sizin için oldukça yüzmeyi sevenler için güzel olacağını düşünüyorum. Burada sizin yüzmeleriniz ücretsiz olacaktır. Öğrenci belgesi, doktor raporu ve öğrenci kimliğiniz ve bir de iki tane resimle gelip üye olup burada aktivitelerinize, yüzme aktivitelerinize devam edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok büyük ve keyifli bir alan. Bu şekilde arkadaşlar, kapalı yüzme havuzunda size göstermek istedim. Evet arkadaşlar, burada bir öğrenci arkadaşımızla bir tanışmak istiyorum. Merhaba. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyim? Adınız nedir? İsmim İçim Yaman. Evet. Yakın Doğu Üniversitesi'nde mi okuyorsunuz? Yakın Doğu Üniversitesi'nde ilk sene bu sene başlayacağım. Lise bölümünden mezun oldum. İki buçuk yaşından beridir aynı okuldayım. Burası sanırım ikinci eviniz gibi oldu. Evet, burası ikinci evim gibi oldu benim. Evet.
Yakında o üniversitesine yeni gelecek olan öğrencileri eminim çok merak ediyorsunuzdur. Özellikle evet. bölümünüzle gelecek olan arkadaşları. Evet, hemşirelik bölümünü kazandım. %75 bursuyla. Evet. Yakında o üniversitesinin sosyal aktiviteleriyle ilgileniyor musunuz, kullanıyor musunuz? Yüzme havuzuna, uzun süredir yüzme havuzundaydım. Ayrıca fitness bölümü kısmında da uzun süre orada da çalıştım. Birçok imkanlar var. Yurt imkanları, otobüs imkanları olsun. İşte market, yani fakültenin içinde marketler bile var yani kampüsün içinde. Çok güzel. Yakındoğu Hastanesi'ni de biraz önce gördüm. Gayet büyük. Sanırım evet. Kuzey Kıbrıs'ta Yakındoğu Hastanesi adanın en kaliteli hastanelerinden bir tanesi olmuş durumda. Evet. Eğitim olarak da gerçekten çok iyi ve çok başarılı bir üniversite. Evet. Evet, İçimcim seni tanıdığım için çok memnun oldum. Bu kısa sohbetimiz için sana çok teşekkür ediyorum. Yeni döneminde sana başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Her şey gönlünce olsun. Teşekkürler. Rica Hoşça ederim. Kal. Bay bay. Evet sevgili arkadaşlar, üniversite ve fakülte içerisinde bir araba müzesi de vardır. Üniversitenin hemen şimdi girip üniversitedeki araba müzesini size göstereceğim. Değerli veliler, siz de buraya gelmiş olduğunuz zaman kayıt için ya da öğrencilerinizi ziyarete burayı mutlaka gezmenizi tavsiye ediyorum. Yakındoğu Üniversitesi sanata, bilime çok önem veren bir üniversite. Hem üniversite içerisinde hem üniversite dışında Lefkoşa'nın ve Gine'nin belli bölgelerinde müzeleri var arkadaşlar. Sanata çok düşkün bir üniversite dediğim gibi. Yakındoğu Üniversitesi'nin araba müzesinin içerisindeyiz şu anda. Gördüğünüz gibi klasik arabaları bu şekilde sergilemişler arkadaşlar. Size ben böyle hızlıca göstereceğim. İncelemesi sizden gelip görüp burayı en ince ayrıntılı detayıyla görebilirsiniz. Eminim çok memnun kalacaksınız. Gördünüz mü ne kadar güzel. Çok değerli arabalar var arkadaşlar içerisinde. Bu şekilde. Ben size böyle görsel olarak dışarıdan böyle hızlıca bir çekim yapıyorum. Dediğim gibi gelip burada görmek, incelemek sizlerin tercihi olacak. Sanata merakınız varsa Kuzey Kıbrıs'ta böyle bir araba sanat müzesi olduğunu lütfen unutmayın. Yakındoğu Üniversitesi'ni arkadaşlar neredeyse şunu diyebilirim. Bir sanat merkezi, bir heykeller şehri diyebilirim. Gördüğünüz gibi üniversitenin birçok yerinde heykellere yer verilmiş. Sanki üniversitenin öğrenci nüfusunun belli bir bölümü heykellerden oluşuyor gibi. Gerçekten bu beni çok mutlu etti. Ben üniversitenin tabii ki sadece ders olarak düşünmüyorum üniversiteye gelen öğrencilerin. Bir yönden de sosyal, sanat, kendilerini farkındalık olarak diğer üniversitelere göre geliştirilmiş olmalarını da tabii ki çok isterim. Gençlerimizin her alanda bir fikirleri olsun tabii ki çok isterim. Her şey sadece dersi çalışıp dersi öğrenmek değildir diye düşünenler için düşünenlerin arasındayım. Bu da benim bir nacizane fikrim arkadaşlar. Üniversitede sanat müzesini, araba müzesini gezen yerli ve yabancı kişiler var tabii ki arkadaşlar. Araba müzesine ilgi var. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. Çok sevindim anne. Aynı zamanda üniversitenin içerisinde dediğim gibi biraz önce hastanenin içerisinde de görmüş olduğunuz bir araba görmüştünüz. Elektrikli Kuzey Kıbrıs'ta ilk elektrikli araba üreten bir fabrikası var arkadaşlar. Bunun showroom'u da dere boyunda dediğim gibi. Oradan gidip showroom'dan arabayı inceleyebilirsiniz ve fiyatları hakkında bilgi alabilirsiniz. Ben izin isteyeceğim. Araba fabrikasını da size tabii göstermeye çalışacağım. Müsaitlerse tabii ki. Biliyorsunuz herkes şu anda hafta başı olduğu için yoğun bir çalışma temposundalar. Vakit bulursak, bana ayırabilirlerse ben de size orayı göstermeye çabalayacağım. Bakın arkadaşlar. Hep klasik gördüğünüz gibi bu şekilde. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Aşağısını görmek misiniz? Şimdi oraya gideceğim. Hemen arkadaşlar aşağıda da devamı olan bir müze var. Orayı da göreceğim. Bu şekilde aşağıdan gidiliyor değil mi? Tamam. Ben sana yardım edeyim. Tamam.
Hemen böyle çıktım arkadaşlar. Bu şekilde. Biraz önce girerken görmüş olduğum atlar müzenin hemen giriş kısmında. Müze nerede diye düşünürseniz, bu atları görürseniz sizi müzeye getirir. Tamam. Pardon arkadaşlar, yanlış bir yere gidiyorum. Ben de diğer müzeye ilk defa geliyorum. Şimdi bu yeni müzenin tabii çalışmaları yapılıyor. Daha tamirat aşamasında. Size en iyi şekilde göstermeye çabalayacağım. Hemen buradan arkadaşlar girişi. Aa, çok güzel. Bakın ne kadar enteresan bir girişi var. Gördünüz mü? Aa, ne kadar güzel. Bir otobüsün içerisinden indim. Aman tanrım. Çok güzel. Burası da böyle diğer müzenin devamı gibi düşünebiliriz. Çok güzel. Ne kadar ince ayrıntılı düşünmüşler. Bu şekilde arkadaşlar. Bir basın içerisinden girerek müzeye ulaştım. Bu da bana çok ilginç bir deneyim oldu. Arabalar gerçekten. Buraya eminim araba merakı olan üniversite öğrencileri kesinlikle gelip resim ve video çekeceklerdir. O yüzden göstermiş olduğum için çok mutluyum. Sanırım ilk defa araba müzesini kampüs içerisinde kampüsü tanıtırken çekenlerden biri ben oldum. Işıl veritası bu şekilde arkadaşlar. Bu otobüsün içerisinden girerek buraya ulaştım. Çok ilginç bir deneyimdi dediğim gibi. Bana bu çekimi yapmama izin verdikleri için gerçekten üniversiteye çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Ben yolculuğuma devam. Evet arkadaşlar, Yakın Doğu Üniversitesi kampüs, bölümler, kütüphane, müze ve hastane çekimlerimi burada sonlandırıyorum. Yakın Doğu Üniversitesi ile ilgili yorumlarda bana yazı yazabilirsiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız lütfen like yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız ve bana destek olursanız çok sevinirim. Teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.